Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün bayağı solgun, renksiz, böyle makyajsız çıktım karşınıza. Çünkü uzun zamandır benden böyle göz makyajı videosu istiyordunuz. Böyle gölgeli bir göz makyajı yapıyorum. Ama inanın gerçekten bu videoyu sadece sizi çok sevdiğimi ve bana bıraktığınız her yorumu dikkate aldığımı göstermek için yapıyorum. Çünkü makyaj konusunda yıllardır aslında makyaj yaparım ben. Ama bu konuda kendini geliştiremeyen nadir insanlardan biri oldum düşünüyorum. Ama nedense bu sizin dikkatinizi çekmiş ve göz makyajımı hani istiyorsunuz. O yüzden sizi kırmamak için de ilk ve herhalde son olacak bir makyaj videosu olacak. Onu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi göz yapım bayağı bir küçük. Bayağı böyle çipil çipil. Onu böyle büyütmek için biraz böyle gölgeli olarak gölgelendirerek daha büyütmeye çalışıyorum. Böyle bir göz makyajı yapacağım bugün. Bakalım, yani her türlü dalga geçebilirsiniz ve bu konuda ne kadar yeteneksiz olduğumu, hatta şimdi video çekeceğim diye daha da heyecanlandığım için eminim çok daha kötü şeyler yapacağım veya elim titriyecek bir şeyler olacak, ama yani her türlü eğlenip gülebileceğiniz ve bana da ileride böyle bir ana olsun diye böyle bir videoyu sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi asla make-up konusunda bir iddiam yok. Kendimce böyle yalafşap yaptığım bir makyaj ve yıllardır hep aynı şeyi yapıyorum. Bugün ben aslında ten makyajımı yaptım. Ten makyajımda şeyi kullanıyorum. Inglot'un bu HD olanını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Kapatıcılığı gayet güzel. O yüzden seviyorum. Hani bir de onun böyle ilk defa böyle Inglot'un mousse şeklinde olanını kullanıyorum. Bu biraz açık renk geldiği için bir ton daha koyusunu alıp böyle bir liquid fondötene geçtim. Neyse, burayı da geçiyoruz. Dediğim gibi biraz heyecanlıyım. Mümkün olduğunca oyalayıp böyle bu konuyu biraz daha geçiştirmeye çalışıyorum. Eskiden hep göz makyajında böyle kahverengi tonları kullanırdım ama gözlerimi daha yorgun gösterdiğini düşündüğüm için daha renkli bir far paletine geçtim. Bu da Maybelline'in bir far paleti. Şöyle zaten. Arada da böyle eksik olanlar var. Seyahatte hep düşenler falan var. Bunun ilk olarak böyle şey yapıyorum. Şu rengini kullanıyorum. İsimleri de yazmadığı için. Şu bakır tonlarında şu iki rengi kullanacağım. Allah'ım, girdik bir iş. Allah sonumu hayır etsin. Bu bakır tonu kullanıp şöyle gözümün sadece şu kemik yerine böyle biraz blend ediyorum. Bunları da sırf böyle biraz video seyrettim de oralardan öğrendim. Yoksa hiç şeyim yok. Hatta şu bölümüne hiçbir zaman gelmiyorum. Böyle. Biraz şöyle aynadan da bakayım ben kendime. Şöyle karıştırarak bakır tonlarına bir geçiş yapıyorum. Asla gözümün içine gelmiyorum. Hatta dediğim gibi mümkünse şurayı bile doldurmuyorum. Sadece şu kaşınla şu göz arasındaki kemik bölümüne yapıyorum. Aynı zamanda aslında bu renkleri fark ettim ki göz renginizi daha güzel gösteriyor. Hatta mürdüm rengi eğer gözünüz elaysa daha canlı gösteriyor. Daha kahverengilerini daha ışıltılı gösteriyor. Şöyle geliyorum. O kadar hani basit bir makyaj yapıyorum ki nasıl dikkatinizi çekecek anlamıyorum yani. Dediğim gibi onu büyütecek böyle bir makyaj yapıyorum. Sonra daha açık renkler kullanıyorum. Bu fazla beyaz kalıyor aslında ama bir ton daha böyle mesela sarı bakır tonları gözlerimi daha yorgun gösterdiğini düşünüyorum. Onu da şöyle geçiyorum. Gözümün tamamen üstüne aslında geçiyorum. Bayağı açık. Bunu daha mat renklerde kullandığınızda daha güzel oluyor. Bu biraz parlak ama daha böyle ışıltılı gösteriyor gözünüzü. Şöyle. O bir önceki boyadığım bakır tonlar biraz daha yukarıda kalıyor. O da gözünüzü yükseltiyor. Ay, neler söylüyorum. Biraz daha geçeyim şöyle. Bilmiyorum, kamerada daha açık gözüktüğü için mi bana az geldi bilmiyorum. Şöyle biraz daha burayı koyulaştırayım. Böyle içeri doğru çekiyorum. Hatta biraz da şöyle diplere doğru şu mürdüm rengini kullanıyorum. Dediğim gibi o biraz daha göz rengini şey yaptığı için
daha ışıltılı gösterdiği için sadece kuyruk bölümüne de o mürdüm rengini kullanıyorum. Şöyle. Şöyle kullanıyorum. Çok hafif de o aynı fırçayla gözümün altına geçiyorum. Sadece yarım, şu kadarcık atayım. Yarım bile değil yani. Çok çeyreğe kadar diyebilirim. Şöyle bir smokey eye şeklinde şöyle geçiyorum. Aslında normalde makyajımı yaparken hep göz makyajımı daha önce yapıyorum. Ondan sonra ten makyajını yapıyorum ama artık o kadar da böyle hortlak gibi çekmeyeyim karşınıza dedim. O yüzden onu yaptım. Ve şimdi bir tane de şöyle ortalarına da biraz ışıltı katsın diye yine şöyle bakır tonlardan alıyorum şu rengi. Şu rengi bakır tonunu. Bunlar hepsi parlak olduğu için güzel gösteriyor. Şöyle bakır tonlarını böyle tam ortasına, sadece şuraya böyle yapıyorum. Hatta bu videoyu mümkünse zaten editlemeyeceğim. Yani olduğu gibi ne çıktıysa paylaşacağım. Bu kadar aslında. Böyle bir dip liner'ım var. Bunu H&M'de kasa yanında bulmuştum. Her zaman böyle çok sadece dip liner kullanıyorum ama onu da böyle kullanması en rahat gelen bu. Ama maalesef marka bunu değiştirdi. Farklı bir dip liner'a geçti. Ve ben çok mutsuzum. İlk defa böyle sürdüğüm gibi hemen rahatlıkla gözüme uygulayabildiğim tek dip liner buydu diyebilirim. Ucu çok iyi. Onu böyle küçük aynadan çekeyim. Şöyle gözümü biraz daha çekerek şuradan başlıyorum ve daha düz çekiyorum. Yani yukarı kıvrık değil de daha düz çekiyorum. Bu bittiği halde önce bununla böyle daha soluk olduğu için bittiği halde bunu kullanıyorum. Yukarı doğru dediğim gibi kıvırmıyorum ama şöyle bayağı uzunca. İnşallah gözüküyordur. Gözüküyor, gözüküyor. Şöyle biraz daha diplere doğru. Yani çok azıcık uçlarını kıvırıyorum. Bununla bir yerini belli ediyorum. Ondan sonra diğer dip liner'ıma geçiyorum. Nerede? Onu da yine H&M'den aldım. Belki aynısını yapmışlardır diye ama bunu o kadar sevmedim. Şimdi bunu biraz daha koyulaştırıyorum. Biraz böyle uçtan sadece şu ortaya kadar geliyorum. Çünkü daha dibe kadar, gözümün içine kadar gittiğinde gözümü üstten kısıyor. O yüzden onu sevmiyorum. Oh, parmağımı da sürdüm. Bu arada bu dip linerların içi değişiyor mu? O konuda bilginiz var mı? Onu bana yazarsanız çok sevinirim. Şöyle. Hatta biraz daha kalın olabilir. Şöyle ortaya kadar geliyorum. Geldim. Böyle korktuğum kadar olmadı. Güzel oldu. Yani biraz daha iyi oldu. Şimdi yine eski dip liner'ımla ucundan şu mürdümü boyadığım yerlere birazcık şöyle. Zaten soluk olduğu için çok böyle hani farı dağıtmışsınız gibi gözüküyor. Birleştirmiyorum ama şu uca doğru geliyorum şöyle. Bu kadar. Bu kadarcık geliyorum. Biraz daha üstünden şöyle yine o mürdüm rengi göstermiş olduğum şu mürdüm rengini biraz daha böyle diplerine yedireceğim. Böyle aslında hepsini birbirine karıştırıyorum. Sonra
Böyle bir Kiko'nun highlighter paleti vardı. Bunu daha önce paylaşmıştım. Çok beğeniyorum bunu. Gerçekten bütün renkleri inanılmaz böyle aydınlık veriyor. Ama bu şu an benimki eski bir palet olduğu için şu anda yok. Bu Sparkling Holiday Fabulous Highlighter olarak geçiyor. Ama bunlar artık tekli olarak alabiliyor musunuz? Tek tek satılıyor. Şuradan şu rengi alıyorum. Şöyle göz pınarlarıma biraz daha aydınlık veriyorum. Bu bayağı bir gece makyajı gibi oldu ama biraz durduktan sonra zaten öyle bir yiyor. Sonrasında da kirpiklerim inanılmaz düz. Yani aslında uzun, çok kısa değil ama inanılmaz düz. O yüzden de böyle bolca rimelliyorum. Şöyle Paradise sınırmelini kullanıyorum. Bunu da böyle çok dipten gelerek yapıyorum. Şu rimeli sürerken herkesin ağzı açılıyor. Otomatik değil mi? Böyle. Şöyle dipten iyice geliyorum. Sonra böyle yaptıktan sonra da şöyle çekip yanlara doğru uzatıyorum. Yanlara doğru rimeli sürdüğünüz zaman gözünüz daha aman. Bunu da ilk defa benden duyuyorsunuzdur. Aman ne teknikler ne teknikler. Açtım kendimi. Şöyle biraz daha bunu uzatıyorum. Yani böyle gözünüzü çekince daha rahat oluyor. İşte ilk dipten geliyor zaten ya. Hani boyamıştım. O yüzden de böyle kenara doğru. Hatta kirpikleri şu Unlimited, L'Oreal'in Unlimited maskarası daha böyle kirpikleri tarak gibi taradığı için daha güzel ayrıştırıyor. Onun üzerine de tekrar şöyle hem geçiyorum. Hem o Paradise'da biraz böyle pötürcükler kalıyor. Ama bunda öyle bir şey olmadığı için onu da bir temizlemiş oluyor. Bolca rimelliyorum ki zaten gözlerimi daha koyu göstersin. Daha da büyütsün diye. Böyle bir şey yapıyorum. Aman. Daha bir de Kütikin miydi bunun adı? Şöyle şeyi de temizliyorum. Göz bak şimdi böyle hani buraları aydınlattığınız zaman gözünüz zaten ister istemez böyle bir damla gibi oluyor. Daha böyle çekik çekik gözüküyor. Daha hoş geliyor. Dediğim gibi böyle renkli parlarda daha gözlerinizi ışıl ışıl gösteriyor. O zaman makyajımı tamamlayayım ben. Şöyle yine highlighter paletimden. Aslında önce bunu değil. Bir tane Anastasia'nın bir far paleti var. Şöyle. Şunu göstereyim. Anastasia Beverly Hills'in. Bendeki Blush Trio Pool Party olanı. Şu iki tanesini alıyorum. Sadece şöyle. Üstüne de kontur falan yapmıyorum. Direkt böyle yediriyorum daha canlı. Sanki böyle güneşten parlamış gibi olsun diye. Şöyle bir şeyler yapıyorum. Onun üzerine aslında yine vamp olanı daha şeftali ve parlak. Şöyle biraz da üzerine böyle parlaklık veriyorum. Ve şöyle bir fırçayla da aydınlatıyorum yanaklarımı, şakaklarıma doğru. Burnumun ucunu ve dudağımın üstünü. Dudaklarım aslında dudak şeklimi seviyorum ama çok inanılmaz renksiz. Ve şeyi de düşünüyorum böyle kalıcı dudak makyajı araştırıyorum. Daha güzel bir yer bulursam onu mutlaka yapacağım. Şöyle. Aslında şu şey de güzel. Urban Decay'in Afterglow Highlighter da güzel. Onun da rengi çok hoş. Ondan da şöyle biraz sürebilirim.
Onu da sürdük. Bir de şimdi rujumu süreyim. Şu Maybelline'in Dusty, neydi? Dusty Rose dudak kalemiyle dudaklarımı boyuyorum. Böyle çok araştırıyorum dudak renklendirme yapan yerlere. En doğalını yapana. Aslında bulduğum gibi bir tane. Aylin Çetinkaya. Çağla Şikel'in videosunda da görmüştü. Daha önce Burcu Esmer Soy'un videosunda da görmüştüm. Gerçekten en doğalını yapan galiba o. Hiç olmazsak şey olmuyor. Yaz kış böyle ruj sürmeden. Çünkü çok renksiz benim dudaklarım ve acayip böyle uçağa müsait olduğu için dudaklarımın çerçevelerinde bayağı bir azalma var. Bu da Kiko'nun 406 numarası. Şöyle göstereyim. Bayağı böyle dudak renginize yakın. İnanılmaz yumuşatıyor. Hem parlaklık veriyor. Kalıcılığı çok az maalesef. Ama renk olarak çok güzel. Son olarak bir de böyle kaşımı da Brown Price Maybelline'in şöyle bir maskarası, yani kaş maskarasında şöyle. Bu da bayağı bitti aslında ama bitince daha hoşuma gitti. Çünkü ilk başta çok koyu yapıyordu ve kaşımın üstünde böyle şeyler bırakıyordu. Tortular bırakıyordu. Onunla da şöyle kaşlarımı tarıyorum. Hatta taradığım zaman bazen normal fırçayla taradığımda da spreyleyip böyle tarıyorum. Kaşlarımı biraz şöyle taranmış bir şekilde böyle bir makyaj yapıyorum. Madem makyajı da yaptık, şöyle NYX'in bir de şey Divin Finish makyaj spreyini sıkıyorum. Sabitleyici spreyini. Bu muhteşem makyaj. Kaybolmasın, dağılmasın. Aman maazallah. Gün içinde dağılmasın diye o spreyi de kullanıyorum. Ve göz makyajımı tamamladım. Bu video gerçekten sadece sizi kırmamak için yapmış olduğum bir videoydu. Böyle make-up konusunda çok yetenekli değilim ama tahminimden daha kolay oldu. Daha rahat da yaptım. Genelde daha böyle ellerim falan titrer, daha heyecanlanırım diye düşündüm. Tabii biraz bu videoda abartılı oldu. Bu kadar böyle aydınlatıcı veya parlak bir highlighter kullanmıyorum göz pınarlarına doğru ama daha belirgin ve videoda daha görünür, anlaşılır olsun diye böyle bir şey yaptım. Ama yine oraları daha mat renklerde beige tonları kullanıyorum. Zaten buraları açık şakaklarınıza doğru gölgelendirme, daha koyu tonlar kullandığınız zaman her zaman gözünüzü daha yukarı çekip daha böyle çekik gösteriyor. Ve benim her zaman yapmış olduğum makyaj aslında bu. Umarım sizi de mahcup etmedim, istediğinize pişman etmedim böyle bir videoyu. Ve keyifle seyrettiğiniz ve eğlendiğiniz bir video olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için, bana yorumlarda bulunduğunuz için, beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.